αγκαλί το σιγάτο χωριανί. Σαν σε δω στο σταυροδόμι πάνω χωριανί. Aslında Akdeniz havzasındaki müziklerle ilgiliydik. Akdeniz kültürüyle ilgiliydik. Ve çok çeşitli bir kültür bu kültür. İçinde çok fazla dili ve ögeyi barındıran bir müzik kültürü. Ve onu kapsayıcı bir grup kurmak istedik. Bunun temelinde de aslında çıkış noktası olarak İzmir'i düşündük. Çünkü İzmir'de tam da bu Akdeniz kültürlerinin yığıldığı, biriktiği bir liman kenti. Dolayısıyla çok çeşitli dilleri ve ögeleri, kültürel ögeleri içinde barındırdığı için İzmir güzel bir çıkış noktası oldu. Bireysel olarak anlamı, önemi çok dilli müziğin. Aslında bulunduğumuz coğrafya çok dilli bir coğrafya. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Bu dillerin bazıları gitti, bazıları kaldı, bazıları kalma mücadelesi veriyor. Kimileri geri dönüyor belki artık zaman geçtikçe. Dolayısıyla yaşayan aslında elle tutulur somut bir şey çok dilli olması müziğinde, yaşamında. Bunu yansıtmak çok keyifli bir taraftan çünkü alternatif bir yerden geliyoruz. Hem müziğe, hem hikaye anlatımına, hem tarihe bakışa ve halklara alternatif bir yerden bakmış oluyoruz. Benim için önemi böyle. Ya yaşadığımız yere dönüp bakmamız çoğu zaman yeterli oluyor aslında. Burada yaşayan toplumların, halkların müziklerini, kültürlerini çocukluğumuzdan beri tanıyoruz, biliyoruz, iç içe yaşıyoruz. Yani dışarıdan gelip de hani böyle bakan bir gözle değil, tamamen içinde yetişen, yaşayan insanlarız. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşadığımız için, bu coğrafyadan ne çıkıyorsa karşımıza aslında onları dikkate almaya çalışıyoruz bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla da yaşanan bazı tarihsel, toplumsal olaylar var. Bunlara da kendimizce sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir kültür üzerine, bir dil üzerine, bir etnisite üzerine yapılan baskılar, tecritler aslında bunlar da büyük bir tarihi anlamda yer tutuyor. Dolayısıyla onların müziklerine bakınca zaten müzik de kendi hikayesini taşıyor. Ya bunları hiç bilmesek bile bir şarkının, bir halk ezgisinin sözlerinden öyle bir hikayeyi zaten görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın müzikleriyle de devam ediyoruz. Sömürgeciliğin de aslında bence başlangıç noktalarından, o tahakkümün başlangıçlarından birisi dil. Kaybolmaya yaklaşmış demek bir dile çok üzücü bir durum. Aslında bizim repertuarımızın içerisinde yoğun olan dillerden birisi de o Ladino, yani Seferat Yahudilerinin konuştuğu geleneksel dili. Aslında İzmir'e gelmeden önce de ilgimin olduğu bir konuydu. Başka yerlerde de Ladino diliyle alakalı müzikler ya da çalışmalarla ilgili bir şeyler dinleyip okumaya çabalıyordum. Burada daha yoğun oluşu aslında benim bu projenin içerisinde en çok ilgimi, dikkatimi çeken konuydu. Barış'la alakalı söyleyebileceğim şey ise yani müziği barışın içerisine böyle spesifik bir şekilde yerleştirmek bence mantıklı değil. Zaten yaşadığımız ya da keşfedildiğini kabul ettiğimiz dünyada sistemli bir şekilde insanlar keyifli ve mutlu yaşamalı ki bunlar bağlamında müzik gelişmeli. Yani barış olsun diye müzik yapmak bence mantıksız. Zaten barış olmalı ki müzik olsun.